Şimdi Türkiye'de ilçe tarım aralıklarıyla veya Tarım Bakanımız aracılığıyla şu kadar bir bölgede şu ürünü ekelim diye bir standardımız yok. Bu sene ürün fazlalığı vardı. Hastalıktan dolayı da soğan lokantaların, restoranların kapalı olmasından dolayı soğan fazla gitmedi. Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin ton civarında bir soğan üretim var. Bu Türkiye'ye fazla. İhracat açıldı. Biz Tarım Orman Bakanlığı'nın genel müdürümüz geldi. Kendisine durumları ilettik. O da ilgileneceğini, Bakan Bey'e anlatacağını falan hepsini söyledi. Doğru, ihracat açık. Fakat ihracatın önünde başka şeyler çıktı. Konteyner fiyatları falan çıktı. Ona da Sanayi Bakanlığı falan bakıyor. Biz istemiyoruz. Ürettiğimiz malımızın çürümesini istemiyoruz. Bakın şuraya kamerayı bir getirirseniz, bu sezonda bu depoya 1300'den 1500 lira arası bu soğanın bu depoya bir maliyeti var. Şu an %20'si, %15'i şu şekil çürümüş soğan. Bu soğan tekrar böyle bunlar yeni çuvalların içine gidip bunlar atılacak. Bunlar çürümüş. Bunların maliyeti 1300, 1500 liradan 1800, 1900 liraya geldi. Şu an piyasa 700-800 kuruş. Çok kötü durumda. Köylüler borçlu. Yani bizler borçluyuz. Biz bunları satmadan, bu ürünleri üretip satmadan borç ödeme ihtimalimiz yok. Biz yetkililerin ihracat var iken bunları dengeye koyup köylüsünün, tüccarın elinden bunları alıp ihracata vermelerini istiyoruz. Yani her sene zarar edersek seneye biz 2 milyon 200 bin ton üretmeyiz. 1 milyon tona düşürürüz. Bu sefer soğan onları olur. Bu sefer de tüketici kullanamaz bunu. Bu sefer asgari ücretle az maaştan çalışan insan 10 liraya soğanı nasıl alacak? Bunu çok iyi dengelemek lazım. Biz istiyoruz bakanımızdan ihracatın önü açılsın. Dünyada en ucuz soğan Türkiye'de şu an. En ucuz soğan Türkiye'de ama satılmıyor. Neden satılmıyor? Bunun karşılığını bulmaları lazım. Konteyner fiyatları mıdır, nedir, bir zorluklar mı var? Bizim bunu 2 ay içinde de satmamız lazım. 2 ay sonra zaten soğan her yerde çoğalır. Bizim bu soğanlarımız da %50'ye varan bu tarz bir yeşermelerle çürür. Yani 700-800 kuruş, şu an bu soğanlar 700-800 kuruşa kim tarlada ürettiyse veya tarlada değil de satın aldıysa zarar. Zarar yani. Çünkü maliyetleri çok yüksek. Tohumun, ilacın, gübrenin maliyetleri çok yüksek. Köylü kolay kolay üretemiyor, eskisi gibi değil. O yüzden yardımlarını bekliyoruz yetkililerin. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Kendi ürettiğimiz malı nasıl satacağız? Nasıl ithal ediyorsak elimizde fazla olan malı da satmaya çalışalım. İthale gelince herkes ithal ediyor. En ufak şeyde bir şey oldu mu? İthali getirelim diyorlar. İthali getirince fazla olan ürününüzle satmayı deneyin. Yani biz köylü olarak, üretici olarak bizi de destekleyin. Seneye üretim az olursa ne olacak? Bu sefer fiyat yükselecek. Bu sefer memuru, asgari ücret alan kişi soğanı pazardan 7-8 liraya yiyecek. O daha kötü olacak. Bunun için yetkililerden yardım bekliyoruz. Bizim Polatlı'da çok soğan var. Aşırı soğan var, satılmıyor çünkü. Yani depolar dolu. İşte böyle bakın şu küçücük depoda 500 ton soğan var. Bunların dördüncü aya kadar kalan %30'u gider. Zaten 3 ayımız kaldı burada. Ondan sonra yeni sezon başlar, Adana başlar. Adana çıktığı zaman bu soğan satılmaz zaten. Şöyle deponun içine baktığınız zaman yeşermeler falan başlamış. Bakın şurada kararmalar falan başlamış. Yani soğan zayi verir. 9. ayda içeri girmeye başlıyor. 4. aya kadar, mesafe ne kadar çok uzarsa zayimiz o kadar fazla oluyor. Ama bunu bekletme zorunluluğumuz var. Bunu bekletmezseniz 4. ayda Türkiye'de soğan satışı yapamazsınız. Mecbur depoda kalacak yani. Yani biz bu soğanımızı veya başka varsa diğer ürünlerimizi bir an önce ihracattan diğer devletlere satmamız lazım. Yoksa çiftçi yine zarar eder. Çiftçi borçlu. Pandemide şöyle bir sıkıntımız var. Lokantalar ve restoranlar kapalı olduğu için soğan orada tüketimi yok. Lokantaların da bir an önce açılmasını istiyoruz. Et gitmiyor. Ette de sıkıntı var. Yani lokanta açık olmadığı zaman et tüketimi de zayıf. Soğan da zayıf. Diğer meyvelerde, sebzelerde de var sıkıntı. Çünkü ben televizyonlarda haberlere falan baktığımızda Antalya'da da var sıkıntı. Yaz sebzede sıkıntı var.
parlamentoyu tek olur.